Merhaba arkadaşlar, ben Firdevs Demir. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sıralı bir oya modeli çalışacağız. Gül kurusu düz yazmaya ya da renklere uygun olan, bu renklere uygun olan yazmalara çalışabilirsiniz. Zeminli taş rengi, çiçeklerini kırmızı, gri ve hardal sarısı yapacağım. Bu şekilde bir oya modeli çalışacağız bugün. Alt kısmını taş rengiyle yapıyorum. Daha önceden zürafamı attım. Ters tarafından atıyorum zürafamı. Düz tarafından da modelimi döşeyeceğim arkadaşlar. Şimdi üst sıraya başlıyoruz. İpimizi bağlıyoruz üst sırayı yapmak için. Sıralı bir model olacak. Bir tane büyük zürafa yapıyoruz. Biraz normalden büyük yapıyoruz. Daha sonra içine geriye geliyoruz. Alt ipinde tutturduğum. Evet, şimdi buraya bir tane büyük pırpır yapıyorum. Bu boşta kalacak aslında, bu baştaki, ama yeri ayarlasın diye koyuyorum onu da. Daha sonra küçük bir pırpır yapıyorum. Yaptığım küçük pırpırın içine geriye geliyorum. Daha sonra tekrar aşağıya iniyorum. Yani sinek kanadı tekniğini yapıyorum. Tekrar yukarıya çıkıyorum. Ve aşağıya iniyorum. Tekrar aşağı indiğim ipe batarak yukarıya çıkıyorum. Ve aşağıya iniyorum. Evet, bu şekilde 3 sıra yaptım. Bir sıra daha yapacağım. Yukarıya çıkacağım. Ve aşağıya iniyorum. Bu şekilde yaprağımı oluşturdum arkadaşlar. Şimdi buraya yine uzun bir pırpır yapacağım. Şekilde. Evet. Şimdi tam dibine inerek bir tane zürafa yapıyorum. Bununla beraber 5 tane olacak şekilde zürafa çalışıyorum. 4 ve 5. Bu arası için arkadaşlar. Şimdi yine biraz önce yaptığım kısım için biraz daha büyük yapıyorum zürafamı. Onun içine geriye geliyorum. Daha önce yaptığım uzun pırpıra atarak bağlıyorum. İpin üzerine geçerek bir tane küçük pırpır oluşturuyorum buraya. Daha sonra tekrar alttaki büyük zürafaya geçip pırpır görüntüsü veriyorum buraya. Daha sonra yeniden buradaki yaprağımdan, sinek kanadı yaprağımdan çalışıyorum. Bu şekilde oyamızı devam ettiriyoruz arkadaşlar. Yukarıya çıkıyorum. Aşağıya iniyorum. Evet, bu şekilde alt kısmını tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Dördüncü kez yukarıya çıktım ve aşağı iniyorum. Tamamlamış oluyorum buradaki sinek kanadımda. Evet arkadaşlar, şimdi bu şekilde alt kısmımızı tamamladık. Yeşil yapmadık yani alt kısmını.
taş renginde yapmış olduk. Şimdi üst kısmını yapmaya başlıyoruz. Narçiçeği kırmızı ipim var. Onunla başlıyorum. İlk önce zürafanın içine batarak başlangıç düğümümü yaptım. Daha sonra yine aynı yere batarak bir tane pırpır oluşturuyorum buraya. Bu şekilde. Daha sonra 3 tane de zürafa yapacağım. Bir, iki, daha sonra ilk baştaki zürafama ipimi geriye getiriyorum. Yani gözeme işlemi yapıyorum. Ve aynı yere batarak bir tane pırpır oluşturacağım yine. Ortadaki zürafaya geçiyorum. Aynı yere tekrar batarak arttırma işlemi yapıyorum. Ve en son zürafaya geçerken yine bir tane zürafa yapıyorum. Tekrar ipimi geriye getiriyorum. Gözememi yapıyorum. Bir tane pırpırımı yapıyorum. Biraz önce yapmış olduğum gibi ortaya geçeceğim. Bir tane zürafa oluşturuyorum. Aynı yere batarak bir zürafa daha oluşturuyorum. Ve en sona geçerken tekrar zürafa oluşturuyorum. Yine 3 tane zürafam oluyor arkadaşlar. İpimi geriye getirdim. Pırpırımı yapıyorum. Bu sefer arttırma yapmayacağım artık. Ortadaki zürafaya geçiyorum. Ve üçüncü zürafaya geçiyorum. Bu sefer iki tane zürafam oldu burada. Tekrar geriye geliyorum. Pırpırımı yapıyorum. Bir tane zürafa yapacağım bu sefer. Son zürafanın içine geriye geliyorum. Aynı yere batarak pırpırımı oluşturuyorum. Alttaki ipimizi keselim artık. Biraz sonra aşağıya geldiğimde temiz olsun burası. Evet, şimdi alttaki zürafaya geçiyorum. Pırpırımı yapıyorum. Boyunu ayarlıyorum. Yukarıya doğru çekiyorum biraz. Biraz uzun oldu. Hemen düzeltiyorum. Düğümü azıcık açıp sıkıştırdığım zaman düzeliyor. Evet, şimdi
Aynı şekilde alttaki zürafaya geçiyorum, ayarlıyorum, sıkıyorum. Tekrar alttaki zürafaya geçiyorum, ayarlıyorum ve sıkıyorum. Bu şekilde aşağıya doğru devam ediyorum. Evet arkadaşlar, şimdi aşağıya en son ilmeği de batarak zürafamı yapıyorum, pırpırımı yapıyorum ve işlemi bitiriyorum bu şekilde. Badem ya da mısır ya da dut diyebileceğimiz bir modelimiz oluşuyor bu şekilde. Evet arkadaşlar, modelimizi oluşturmuş olduk bu şekilde. Yanına da farklı renklerde çalışmaya devam edeceğim. Evet arkadaşlar, şimdi bu renklerde çalışmamızı yaptık. Bu şekilde oyamızı devam edeceğiz. Umarım beğenmişsinizdir. Severek yapar, iyi günlerde kullanırsınız. Daha önce abone olmadıysak abone olmayı unutmayalım lütfen. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere inşallah. İyi günler diliyorum arkadaşlar.